Lahey'de bulunan Kraliyet Kütüphanesi'nde yani Hollanda Milli Kütüphanesi'ndeyiz. 11. yüzyıldan kalma matematikle ilgili bir el yazması kitaba bakıyoruz. Bu kitabın o zamanlarda eğitim alanında kullanımı çok yaygındı. Özellikle o dönemdeki eğitim kitapları öyle süslü püslü değillerdi. Bu kitap bin yıllık. Yine de her şey anlaşılabiliyor. Kitap orta çağa ait. Boyutlarına bakarsanız boyuna bir dersek n'i 0.7'ye denk geliyor. Bu boyutlar şu an en azından Avrupa'da hala kullanılan nebatlar. Çünkü Amerika'daki ölçüler biraz daha farklı. Orta çağda yaşamış insanlar kusursuz biçim katsayısını buldular. Farklılık gösterenler de var. Bazı kitaplar daha dar, bazıları daha geniş. Bu kitap basılmamış, birileri elle yazmış. Mürekkebe bakınca bunu fark edebiliyorsunuz. Buna el yazması eser diyoruz. Latince'deki elle yazılmış anlamına gelen manuskripta diye bir kelimeden geliyor. Burada her bir harfin tek tek elle yazılmış olduğunu görüyorsunuz. Hatta her bir harf farklı bir vuruşla çizilmiş. Yani tek seferde bir harf yazamıyordunuz. Onu küçük parçalara ayırıyordunuz. Bunu yapan kişi uzman olmalı. Çünkü gerçekten zor bir iş. Ancak bir uzmansanız ve yazma eğitimi aldıysanız yazabiliyordunuz. Sadece bu tür bir yazıyı da değil ki buna kitap yazısı diyoruz. Çünkü resmi bir tarzda yazılmış. Yani el yazması bir iş yapmak için hem bunun eğitimini almış olmanız hem de çok deneyimli olmanız gerekiyor. Bu kitabı ilk kez açtığınızda sadece modern kitaplara bakmaya alışkınsanız fark edeceğiniz bazı şeyler var. Mesela başlık sayfası yok. Yayıncı ve yayın tarihi yok. Hiçbir şey yok. Ne tarih ne şu şehirde yapıldığı ibaresi. Hatta metnin ne hakkında olduğu bile yazmıyor. Fikir şu, ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Çünkü ilk satırları okuduğunuzda Boethius'a ait olduğunu anlıyorsunuz. Ona has bir yazım tarzı. Bir süre sonra rubrik dediğimiz şeylerle karşılaşacaksınız. Bunlar üstte kırmızı ile yazılmış küçük başlıklar. Günümüzde başlık sayfasına dönüşmüşler. Bu gördüğünüz kağıt değil. Kırlarda bir zamanlar koşan bir inek veya buzağı iken kitap haline getirilmiş. Biri hayvanın derisini yüzmüş ve germiş. Deriyi kireçli çözeltiye ve diğer şeyleri batırdıktan sonra ahşap bir çerçevede geliyorsunuz. Böylelikle postun üzerindeki kıllar temizleniyor. Sonrasında yine kalan kıl ve et parçalarını temizlemeniz gerekiyor. Yani bunun yapımının aylarca sürdüğünü söyleyebiliriz. Bir parti kitap yaprağı yapmak birkaç hafta sürüyordu. Ama sonrasında katip veya manastır bunları satın aldığında yazı için hazırlanması gerekiyordu. Farklı kalitede parşömenler vardı. Hadi bunun hangi kalitede bir parşömen olduğuna bakalım. Evet, bu eğitim için yapılmış bir kitap. Eğitim kitaplarının genelde en iyi kalitedeki parşömenle yapılmadığı göze çarpar. Günümüzdeki ders kitaplarıyla kıyaslanabilir. Eğer ucuzu varsa onu alırsınız. Ve bu gayet mantıklı. Sonuçta sadece içindeki bilgilere ihtiyacımız var. Yani illa süslü bir kitap olması gerekmiyor. Kilisedeki güzel bir kitap, altarda sergilenen bir incil, genelde çok hoş bir yazıyla ve en iyi kalitedeki parşömen üzerine yazılmış ve resimlendirilmiş olur. Çok az sayıda kitap resimlendirilmişti. Bir kitabın sayfalarında altın ve parlak renkler bulunması çok istisnai bir şeydi. Daha sonra parşömen katlanır, gruplar halinde toplanır ve birbirine bağlanır. Bunlara kağıt destesi veya toplama deniyor. Genelde 4 adet çift yaprak şeklinde oluyor ve bunlara bifolya deniyor. Uzun yapraklar bir kez katlanıyor ve bu katlanmış yaprakların dört tanesi bir araya gelerek bir kağıt destesini oluşturuyor. Böyle bir kitap muhtemelen 4 veya beş kağıt destesinden oluşuyor. Ama incir gibi daha uzun bir metin 20 veya 30 kağıt destesinden oluşabilir. Böylece bir kâtip bunları toplayarak bir araya getirir. Bu güzel bir örnek. Hayvanın derisini görebiliyorsunuz. Hatta daha dikkatli bakarsanız tüylerini bile görebilirsiniz. Yani bu çok iyi kalitede bir parşömen değil. Çünkü rengi sarıya çalıyor ve üzerinde lekeler var. Bakınca kağıdın sarı beyaz, sarı beyaz olduğunu görebilirsiniz. Yani en başında bu hayvanın kendisi pek kaliteli değildi. Buradaki de hayvandan bir kalıntı. Aslında kesilmiş olması gerekiyor. Ama parşömen çok değerliydi. O yüzden olabildiğince kullanılmış. Kitap zaten eğitim kitabı. Bu yüzden pismiş gibi görünmesi çok sorun değil. Bir katibi tüy kalemini mürekkebe batırırken hayal edebiliyorum. Mürekkep lekeleri damlamasın diye çok dikkatli olması gerekir. Tek bir kitabın yapımı bile aylarca sürüyor olmalı. Aslında bu tür bir malzeme üretmek çok yavaş ilerleyen bir süreç. Üzerine yazılabilecek kadar düz ve pürüzsüz hale getirilmesi bile çok zaman alıyor. Çeşitli eklerden ve parçalardan oluşan harfleri yazmak da aynı şekilde. Mesela M harfi yapacaksınız, bizim şimdi yaptığımız gibi yazamazsınız. Çünkü kaleminiz yukarı çıkmıyor. O yüzden M harfi için aşağı doğru 3 vuruş yapmanız lazım. Bu kağıt destelerinin ve sayfaların yapım aşamasında çok sayıda işlem bulunuyor. Kenarlarda delik açıp kağıdın üzerine bir cetvel koyarak düz çizgiler çizmek bu yöntemlerden biri. Bu yöntemle yapılanların 11. yüzyıla ait el yazmaları olduğunu ayırt edebiliyoruz. Cetvel çizgilerini belli eden şey kalem çizgileri değil, uygulanan baskı. Buna köreltme çizgi diyoruz. Bir nevi kör. Çünkü orada olup olmadığı zor anlaşılıyor. Aslında parşömenin üzerine sivri bir cisimle baskı yapılarak çizilmiş anlamına da geliyor. Hatta bazen tüm kağıt destesi aynı anda bastırılıyor. Kapalı haldeki desteği çok sert bastırıyorsunuz. Böylelikle tüm sayfaları aynı anda çiziyorsunuz. 11. yüzyıldan sonraki zamanlarda ise yani 1130'larda, 1140'larda yeni bir teknik geliştiriliyor. Kurşunla çizme tekniği. Üstünde büyük bir kurşun parçası bulunan bir kalemle gri çizgiler meydana getiriliyor. Bunun eğitim kaynağı olduğunu söylemiştim. Henüz üniversitelerin olmadığı bir dönemdeyiz. Ama manastırdaki insanların okuma yazma eğitimine ihtiyacı vardı dil bilgisi, hitabet, latince öğrenmeleri gerekiyordu. Bir katip bu kitabı yazmış. Belki kendi başına yazmıştı. Veya bazen katipler manastır yazıhanesinde veya odalarında birlikte çalışırlardı. İki kişi farklı odalarda çalışıyor. Günümüzde hala görülen bir çeşit iş bölümü gibi. Kenarlardaki yazılara da dikkat çekelim. Bu sayfada kahverengi mürekkeple yazılmış ana metin var. Aynı katip veya başka biri kırmızı bir mürekkeple bir rubrik yazmış. Tekrar edelim. Rubrik latince de kırmızı anlamına geliyor. Ve muhtemelen sayfanın kenarına küçük bir not almış bir okur var. Burada küçük bir sembol var. Üzerine çizgi çekilmiş bir L harfi. Bu harf latince de vel anlamına geliyor. Kısaltılmış bir kelime. Alternatif olarak demek. Yani birileri muhtemelen bunu aynı konuda yazılmış başka bir metinle kıyaslamış ve özellikle bu kısmın farklı bir okumasını yapmış. Peki niye yazı kırmızı renkte yazılmış? Çünkü gözünüze ilk o çarpıyor. Yani bu sayfaya bakıyorsunuz, direkt ilginizi çekiyor. Amacı buraya bakın. Çünkü yeni bir şeye başlıyor demek. Baş harf gibi ilgi çekmek amacıyla yapılmış yani. Bazen bir okuyucu olarak ihtiyacınız olan konuyu bulmanıza yardımcı oluyor katibin odasında veya manastırın yazıhanesinde oturduğunuzu ve bir kitabın kopyasını çıkardığınızı hayal edin. Önünde nüsra, model dediğimiz şey yani kopyaladığı kitap duruyor. Bir insanın önündeki kitaba tekrar tekrar bakması ve metin tamamlanıncaya kadar her seferinde bir satırın yarısını kendi kitabının üzerine kopyalaması buradaki asıl işlem ve ortaya çıkan sonuçtur.